düğünlerde de gereksiz harcamaları kabul etmiyor bizim dinimiz. Yeni kurulacak olan aile yuvası için yapılan harcamalarda israftan kesinlikle ve kesinlikle kaçınılmalıdır. Ülkemizde düğün hazırlıklarında sıkça görülen çeyiz, takı ve ev eşyaları, birazdan birkaç maddeyi sıralamak isteyeceğim, gibi tedarikler için bazen gereğinden fazla, bakın belki de hani evet yapılsın ama bizim karşı çıktığımız nokta gereğinden fazlası yapılmasın değerli kardeşler. Gençlerimiz evlenemiyor artık, altını çizerek diyeyim. Gençler evlenemiyor. Yine söyleyeyim, geçen yani sokakta bazen söylüyorlar bize, hocam sizler müftülük olarak ne yapıyorsunuz? Niye çare bulmuyorsunuz? Bu düğünler bizi mahvetti diye. Niye? Hani tanıdık, tanımadık, zaflar geliyor. Birazdan o maddeleri sıralayacağım. Yani halkımıza ben buradan seslenmek istiyorum. Şu maddelere uyalım diye. Birazdan bu maddeleri sıralayacağım inşallah. Ama bu konuda gerçekten toplumsal yaralarımız var değerli kardeşlerim. İsrafla başlayan bu düğünler neyi getiriyor? Beraberinde çok büyük sıkıntılar getiriyor. Halbuki daha başlangıçta bu mutluluk zedeleniyor. Yani mesela istenmeye gidiyor. Gencin kafasında kaynanasının vereceği o liste var. Gelin tarafının vereceği o liste var değerli kardeşler. Ve düğüne gidiyorsunuz, bir şeyler veriyorsunuz, zarfını veriyorsunuz. Gencin kafası, damadın kafası başka yerde. Niye? Çünkü boşlarda kalmış. Bak gençler gülüyor. Doğru değil mi? Aynen öyle. Öyledir. Bak gençlerden sesler geliyor değerli kardeşler. Gencin kafası burçlarda. Bana ne kadar helal dediğimiz işte hediyeler gelecek, ne kadar zarf gelecek, bir sürü insanı davet etmiş. Kim geldi, kim gelmedi, bunun hesabını yapıyor. Yani mutlulukla hiç alakası yok o düğünün, o gencin. Evet, herkes onun için toplamış ama onun kafası burçlarda. Acaba ben ne kadar altını kuyumcuya geri vereceğim? Ne kadar işte borçlanacağım, ne kadar şey yapacağım, kira gidecek, işi yok, gücü yok. Kafası tam mutlu olacağı günde kafası nerede? Derdi nerede? Sıkıntısı nerede? Borçtadır değerli kardeşlerim. O israftadır işte değerli kardeşlerim. Halbuki Allah Resulü ne buyuruyor? Hayrun nikahi eyseru. Nikahın en hayırlısı, düğünün en hayırlısı, en kolay olanıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların, insanların böyle davranması gerekiyor muhterem kardeşlerim. Ki